Mülk Suresi. Değerli dinleyenler, Mülk Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen mülk kelimesinden alır. Sure, Tebareke Suresi diye de bilinir. Tamamı 30 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün mülk elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. O her şeye hakkıyla kadirdir. O hanginizin daha güzel amel ve hareket edeceğini imtihan etmek için ölümü de dirimi de takdir eden ve yaratandır. O azizdir, çok bağışlayıcıdır. O birbiriyle ahenkdar yedi gök yaratmış olandır. O çok esirgeyici Allah'ın yaratışında hiçbir nizamsızlık görmezsin. İşte gözünü çevir, bak. Orada hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözünü iki kere daha çevir. Nihayet o göz, hor ve hakir yine sana dönecektir ve o yorulmuştur. Andolsun ki biz yere en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara da atış taneleri yaptık ve onlara çılgın ateş azabı hazırladık. Rablerine küfredenler için de cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüştür. Onun içine atıldıkları zaman onun kaynar haldeki bet sesini işittiler. Öfkesinden hemen hemen çatlayacak gibi olur o. Onlardan her güruh içine atıldıkça kendilerine bekçileri sordular. Size bu azapla korkutan bir peygamber gelmedi mi? Onlar, evet dediler, gerçek bize bu azapla korkutan peygamber gelmiştir. Fakat biz onları yalan saydık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve dediler, eğer biz dinler yahut aklımızı kullanır insanlar olsaydık, şu çılgın cehennem yaranı içinde bulunmazdı. Bu suretle günahlarını itiraf ettiler. Cehennem yaranı Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Gerçekte Rablerinin azabından gıyaben korkanlar yok mu? Onlar için hem bağışlanma var hem büyük mükafat. Ey kafirler! Sözünüzü ister gizleyin ister onu açıklayın. Çünkü o sinelerin özünü bile hakkıyla bilendir. Yaratan bilmez mi? O latiftir. Her şeyden haberdardır. O yeri sizin faydanıza hor ve müsahhar kılandır. O halde onun omuzlarında yürüyün. Allah'ın rızkından yiyin. Son gidiş ancak onadır. Bu alemin tedbirine müvekkel olan gökteki meleklerden, Allah'tan sizi yere batırıvermesinden emin mi oldunuz? O vakit bakarsınız ki o arz durmayıp çalkalanmaktadır. Yoksa gökteki meleklerin Allah'ın izniyle üstünüze taş yağdırıcı rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Siz o zaman tehdidimin nice olduğunu bileceksiniz. Andolsun ki onlardan evvelkiler de tekzip etmişlerdi. Bak benim inkarım da nice oldu. Onlar üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları da görmediler mi? Bunları havada, o rahmeti her şeyi kaplayan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla görendir. Rahmeti yaygın ve şamil olan Allah'a karşı size yardımda bulunabilecek olan kimdir? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler gururdan başkası içinde değildirler. O eğer rızkını tutup kesiverirse size rızık verebilecek kim? Hayır, onlar bir azgınlık, bir nefret içinde mütemadiyen inat etmişlerdir. Şimdi yüzüstü, düşe kalka yürümekte olan kimse mi daha çok hidayete erendir, yoksa doğru bir yol üzerinde düpedüz, dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan, size kulaklar, gözler, gönüller verendir. Siz ne az şükredersiniz. De ki, o sizi yeryüzünde
zürriyet halinde yaratıp yayandır ve nihayet hepiniz ancak ona toplanıp götürüleceksiniz. Kafirler, eğer siz doğru söyleyenlerseniz şu vaadin tahakkuku ne zaman derler. De ki, onun vaktine ait bilgi ancak Allah'ın nezdindedir. Ben sadece Allah'ın azabını apaçık haber veren bir peygamberim. Artık onu yakında gördükleri zaman o küfredenlerin yüzleri kötü bir hale getirilmiş ve onlara işte bu sizin çarçabuk istediğiniz ve aksini iddia ettiğiniz şeydir denilmiştir. De ki, eğer Allah beni ve benimle beraber olan müminleri arzunuz ve çile helak eder yahut bizi esirgerse ya kafirleri acıklı azaptan kurtaracak kimdir? Söyleyin. De ki, o rahmeti bütün yarattıklarına şamil olan Allah'tır ki biz ona iman ettik ve ancak ona güvenip dayandık. Artık apaçık bir sapıklık içinde bulunan kimmiş ileride siz de bileceksiniz. De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilip giderse kim akar bir su getirir bana söyleyin. Kalem Suresi. Değerli dinleyenler, Kalem Suresi Mekke devrinde ilk indirilen surelerdendir. Sure adını birinci ayette geçen kalem kelimesinden alır. Surenin bir diğer adı da Nun Suresidir. Tamamı 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve yazmakta oldukları şeylere andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Senin için muhakkak ve muhakkak tükenmeyen bir mükafat vardır. Hiç şüphesiz büyük bir ahlak üzerindesin sen. Yakında göreceksin, onlar da görecekler. Delilik hanginizdeymiş? Şüphesiz ki Rabbin, o kendi yolundan sapan kişiyi çok iyi bilendir. O hidayete ermiş olanları da pek iyi bilendir. Artık o yalanlayanları tanıma, onlara boyun eğme. Onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da kendileri de yumuşaklık göstersinler. Değerli dinleyenler, Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı fikir planında etkili olamayınca işi iftira ve karalama kampanyasına döktüler. Halkın nazarında küçük düşürebilmek gayesiyle haşa deli dediler, mecnun dediler, kahin dediler. Fakat bu propagandaları etkili olmadı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'e geldiler ve tehdit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu işten vazgeçirmesini, yoksa iki taraftan biri yok oluncaya kadar savaşacaklarını söylediler. Bunun üzerine Ebu Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i çağırdı ve ona "Ey kardeşim oğlu, bana tahammül edemeyeceğim bir şeyi yükleme," dedi. Resulullah Efendimiz amcası Ebu Talip'in saf değiştirdiğini zannetti ve ona "Ey amcacığım, Allah'a yemin ederim ki güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar ve benden bu işi terk etmemi isteseler, Allah bu dini galip kılıncaya kadar veya ben bu yolda yok oluncaya kadar bunu katiyen terk etmem," buyurdu. Ve çok üzgün bir halde kalktı. Tam giderken Ebu Talip onu çağırdı ve "Ey kardeşim oğlu, git ve istediğini söyle. Allah'a yemin ederim ki ben seni onlara asla teslim etmem." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kararlılığını gören müşrikler bu sefer farklı bir yöntem denemeye karar verdiler. Ve bazı tavizler vererek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de taviz koparabileceklerini sandılar. Ve Ebu Velid'i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme konuşması için gönderdiler. Ebu Velid Hazreti Peygamber'in yanına gelip oturdu ve dedi ki, "Ey kardeşim oğlu, sen kabilemizde üstün ve şerefli bir kişisin. Sen kavminin başına büyük bir şey getirdin. Onların cemaatini dağıttın, rüyalarını boşa çıkardın, ilahlarına ve dinlerine hakaret ettin. Beni dinle, sana bazı tekliflerim olacak. Belki işlerinden kabul edeceklerin çıkar." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Söyle ya Velid," dedi. Velid dedi, "Ey kardeşim oğlu, şu yaptığın işle gayen mal toplamaksa sana istediğin kadar malı aramızda toplar veririz, bizden zengin olursun.
Eğer istediğin mevki makamsa seni başımıza efendi yaparız ve senden başka kimsenin emrini dinlemeyiz. Eğer gayen hükümdarlıksa seni hükümdarımız yaparız. Şayet şu başına gelen şey gördüğün bir rüyaysa ve onu kendinden uzaklaştıramıyorsan senin için tabipler ararız ve bu uğurda malımızı harcar seni iyileştiririz. Nihayet sözünü bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitirdin mi ya Ebu Velid dedi. O evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse şimdi sen de beni dinle dedi. Ve Fussilet suresi 1 ve 6. ayetler arasını okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Bu ayetleri bilecek, anlayacak herhangi bir kavim için ayrı ayrı açıklanmış, müjdeler verici, korkutucu, Arapça bir Kur'an olmak üzere Rahman ve Rahim tarafından indirilmiş bir kitaptır. Böyleyken onların çoğu yüz çevirmiştir. Onlar işitmezler de. Onlar bizi kendisine davet ede geldiğin şeyden kalplerimiz örtülüdür. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. O halde sen dinince amel et, biz de şüphesiz dinimize göre amel edeceğiz derler. De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Onun için hepiniz ona yönelin. Ondan bağışlanma isteyin. Vay haline o Allah'a ortak tanıyanların. Sadakallahülazim. Bunu duyan Ebu Velid onu dinledi ve daha sonra kalkarak arkadaşlarının yanına gitti. Ve Allah'a yemin ederim ki eşini duymadığım bir söz işittim. O ne büyüdür, ne şiir, ne de kahinlik işi. Beni dinlerseniz bu adamı kendi haline bırakın ve ondan vazgeçin. Allah'a yemin ederim ki bu benim işittiğime göre büyük bir haber olsa gerektir, dedi. Bunun üzerine onlar, ey Ebu Velid, o seni diliyle büyülemiş, dediler. Velid de, benim görüşüm bu, siz istediğinizi yapın, karşılığını verdi. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yumuşaklık göstermesini istediler ve buna karşı kendileri de taviz verecekti. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördükleri katı tavır onların bu niyetlerini boşa çıkardı. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Doğruya da eğriye de alabildiğine yemin eden, izzeti nefsi bulunmayan, ötekini berikini daima ayıplayan, gammazlıkla laf getirip götürmeye koşan, insanları hayırdan durmayıp men eyleyen, aşırı zalim, çok günahkar, kaba, haşin, bütün bunlardan başka da kulağı kesik olan her kişiyi tanıma, onlara boyun eğme. Öylesini tanıma, mal ve oğullar sahibi olmuş diye. O, karşısında ayetlerimiz okunduğu zaman, evvelkilerin masalları demiştir. Biz yakında onun hortumunun üstüne damga basacağız. Biz o bahçe sahiplerini nasıl belaya uğrattıysak, muhakkak bunları da belalandırdık. Hani bahçe sahipleri sabah olunca onu mutlaka devşireceklerine, biçeceklerine yemin etmişlerdi. Bu bapta istisna da yapmıyorlardı. Halbuki onlar uyurlarken hemen Rabbinden gönderilen dolaşıcı bir bela onu sardı da o bahçe simsiyah kesiliverdi. Sabaha karşı birbirlerini çağırdılar. Devşirecekseniz erkence mahsulünüzü devşirmeye çıkın diye. Derken onlar aralarında fısıldaşarak gittiler. Sakın bugün karşınıza hiçbir yoksul çıkıp oraya girmesin diye. Fakirleri mene sanki güçleri yetecek adamlar tavrıyla erkenden gittiler. Fakat bahçeyi bu halde görüverince dediler ki herhalde biz yanlış gelenleriz. Sonra hakikati anlayınca da hayır biz mahrum kalmışlarız. Ortancaları ben size demedim mi Allah'ı tenzih etmeli değil miydiniz dedi. Seni tenzih ederiz ey Rabbimiz. Hakikaten biz zalimlermişiz dediler. Bu anda kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Hakikaten biz azgınlarmışız. Rabbimizin bize bunun yerine ondan daha hayırlısını vermesi me'muldür. Biz bütün dilek ve isteklerimizi artık gerçekten Rabbimize çevirenleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabıysa elbet daha büyüktür. Bunu bilselerdi. Şüphesiz ki
fenalıktan sakınanlar için Rableri nezdinde nimeti daim ve halis cennetler vardır. Öyle ya, biz Müslümanları o günahkarlar gibi yapar mıyız hiç? Size ne oluyor? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? Yoksa size mahsus indirilmiş bir kitap var da onda mı okuyorsunuz? Ki içinde ne arzu ve ihtiyar ederseniz hepsi mutlaka sizin olacaktır diye. Yahut üzerimizde sizin lehinize kıyamet gününe kadar sürecek yeminlerimiz, taahhütlerimiz mi vardır ki nefisleriniz için ne hüküm ederseniz mutlaka sizindir? Sor kendilerine. Onlardan hangisi bunun savunucusu olacak? Yoksa ortakları da mı var onların? Öyleyse o ortaklarını da getirsinler, iddialarında doğrucularsalar. O gün baldırların açılacağı, kendilerinin secdeye davet edilecekleri bir gündür. Fakat buna güç yetiremeyeceklerdir. Secdeye davet edilecekler, gözleri düşük, kendilerini bir zillet sarmış olarak. Halbuki onlar bu secdeye dünyada her şeyden salim ve sapasağlamken davet ediliyorlardı. Artık bu sözü yalan sayanları bana bırak. Biz onları kendilerinin bilmeyecekleri bir cihetten derece derece azaba yaklaştırıyoruz. Ben onlara mühlet veriyorum. Şüphe yok ki benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar sana ödeyecekleri bir borçtan dolayı ağır bir yük altında mı bırakılmışlardır? Yahut gayb yanlarındadır da onlar bunu ondan mı yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi gibi olma. Hatırla ki o gamla dolu olarak Rabbine dua etmişti. Eğer Rabbinden ona bir nimet erişmiş olmasaydı, o mutlaka çırılçıplak çıkarıldığı o yere kınanmış bir halde atılacaktı. Bunun ardından Rabbi onu seçti de kendisini salihlerden yaptı. Hakikat, o küfredenler zikri işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. Hala da o mutlaka bir mecnundur diyorlar. Halbuki o Kur'an bütün alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Değerli dinleyenler, Hakka Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetten alır. Tamamı 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O hak olan, nedir o hak olan? O gerçeği sana hangi şey bildirdi? Semud'la Ad, patlayacak olan o kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince, onlar hadden aşırı korkunç bir sesle helak edildiler. Ad'a gelince, onlar da uğultulu, azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece 8 gün ardı ardınca üzerlerine musallat etti. Öyle ki eğer sen de hazır olsaydın, o kavmin bu müddet içinde nasıl ölüp yıkıldığını görürdün. Sanki onlar içleri bomboş hurma kütükleriydiler. Şimdi onlardan bir kalan görüyor musun? Firavun da, ondan öncekiler de, altüst olan kasabalar halkı da hep o hatayı meydana getirdiler. Öyle ki her ümmet Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Bundan dolayı o da kendilerini fazla bir şiddetle yakalayıverdi. Hakikat, her yanı su bastığı zaman sizi gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım, onu belleyen kulaklarda bellesin diye. Artık sura birinci üfürülüşle üfürüldüğü zaman yerle dağlar yerlerinden kaldırılıp da yek diğerine bir çarpışla hepsi toz haline geldiği zaman, işte o zaman olan olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün zaafa düşmüştür. Melekler ise
onun bucaklarındadır. O gün Rabbinin arşını bucaklardakilerin üstlerinde bulunan 8 melek yüklenir. O gün huzura arz olmayacaksınız. Öyle ki size ait hiçbir sır gizli kalmayacak. Artık kitabı sağ eline verilmiş olan kişiye gelince der ki, alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hakikaten hesabıma kavuşacağımı kuvvetle zannetmiştim. İşte o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennette. O cennetin çabucak devşirilecek meyveleri her durumda erilebilir derecede yakındır. Dünyada geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerin karşılığı olarak afiyetle yiyin için. Kitabı sol eline verilmiş olan kişiye gelince o da der ki, ah keşke benim kitabım verilmeseydi, hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim. Ah keşke o ölüm hayatıma kesin bir son verici olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Bütün saltanatım benden ayrılıp mahvoldu. Allah buyurur, tutun onu da bağlayın. Sonra onu o alevli ateşe atın. Bundan sonra da onu 70 arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun. Çünkü o büyük Allah'a inanmazdı. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Onun için bugün burada kendisine hiçbir yakın yoktur. Gıslinden başka yiyecek de yoktur. Ki onu bilerek hata eden kafirlerden başkası yemez. Neler görüyor, neler görmüyorsanız onların hepsine and ederim ki muhakkak o Kur'an Allah indinde çok şerefli peygamberin kat'i sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanırsınız siz. O bir kahin sözü de değildir. Siz ne az düşünürsünüz. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber söylemediğimiz bazı sözleri bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı elbette onun sağ elini alıverirdik. Sonra da hiç şüphesiz onun şah damarını koparırdık. O vakit sizden hiçbiriniz buna mani de olamazsınız. Şüphesiz ki o Kur'an fenalıktan korunanlar için kat'i bir öğüttür. İçinizde yalan sayanlar bulunduğunu elbet biz biliyoruz. Muhakkak ki o Kur'an kafirlere karşı kaçınılmaz bir hasrettir. Hiç şüphesiz ki o Kur'an kat'i bilginin tam gerçeğidir. O halde o büyük Rabbini kendi adıyla tesbih et. Me'ariç Suresi. Değerli dinleyenler, Me'ariç Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını 3. ayetten alır. Tamamı 44 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsteyen biri inecek azabı istedi. O kafirlere mahsustur ki onu kendilerinden hiçbir önleyecek yoktur. O derecelerin sahibi Allah'tandır. Melekler de ruh da oraya bir günde yükselip çıkar ki mesafesi dünya seneleriyle 50 bin yıldır. Habibim, sen şimdilik güzel bir sabırla katlan. Gerçekte onlar bunu imkandan uzak görürler. Bizse onu yakın görüyoruz. O gün gök erimiş maden gibi olacak, dağlar yün gibi olacak, hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormayacak. Onlar birbirine sadece gösterilirler. Günahkar o günün azabından kurtulmak için şunları feda etmeyi arzu eder. Oğullarını, karısını, biraderini, kendisini barındırmakta olan soyunu, sopunu ve yeryüzünde kim varsa hepsini. Ki nihayet bu fedakarlığı kendisini Allah'ın azabından kurtarsın. Fakat ne mümkün? Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmış halis alevdir. Bedenin bütün uzuvlarını söküp koparandır o. Çağırır. İmandan, haktan yüz dönen
arka çeviren kişiyi, servet biriktirip de kasa içinde saklayanı. Hakikat, insan hırsına düşkün yaratılmıştır. Kendisine şer dokundu mu feryadı basandır. Ona hayır dokununca da çok cimridir. Fakat şunlar öyle değil. Namaz kılanlar ki onlar namazlarında süreklidirler. Mallarında yoksul ve mahrum için belli bir hak tanıyanlar, ceza gününün doğruluğuna inananlar, bir de Rablerinin azabından korkanlar ki onlar gerçekte Rablerinin azabından garantili değildirler. Şunlar da öyle. Eşlerinden yahut sağ ellerinin malik olduklarından başkasına karşı utanacak yerlerini saklayanlar. Çünkü onlar bunlar hakkında kınanmış değildirler. Fakat bundan ötesini arayan kişiler yok mu? İşte onlar haddi çiğneyip aşanların ta kendileridir. Şunlar da müstesna. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarını muhafaza edenler, İşte bunlar cennetlerde ikram olunanlardır. Şimdi o küfredenlere ne oluyor ki senin sağından solundan halka halka hep gözlerini sana doğru dikip bakmaktadırlar. Onlardan herkes naim cennetine sokulacağını mı ümit ediyor? Hayır. Hakikat, biz onları bildikleri şeyden yarattık. Hayır. Doğuların, batıların Rabbine and ederim ki şüphesiz biz onların yerine kendilerinden daha hayırlısını getirmeye de elbette kadiriz ve biz önümüze geçilebilecekler de değiliz. Şimdilik onları hallerine bırak. Azapla tehdit edilmekte oldukları günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi kabirlerinden fırlayarak mahşere çıkarlar. Gözleri horlukla aşağıda, kendilerini bir zillet kaplamış olarak. İşte bu onların tehdit edile geldikleri gündür.